Milleten selamun aleyküm dostlar. Bugün ikinci defa tekrardan beraberiz. İlk olarak Pakistan'la başlıyorum. Pakistan eski başbakanı Imran Khan tutuklandı. Pakistan'da biliyorsunuz bir senedir süren bir iç karışıklık var. Bu iç karışıklık sonucu Pakistan İmran Han hükümeti güven oylamasıyla düşürülmüştü. Meclisten güven oyu alamadıydı ve ardı sıra gelen mahkeme kararları olayları falan derken İmran Han son tahlilde 3 sene hapis cezası aldı. Bu aldığı hapis cezasının sebebi nedir? Şu, İmran Han yurt dışından liderlerden aldığı hediyeleri Pakistan içindeki ilgili kuruma bildirmediğinden dolayı 3 yıl hapis cezası ve 5 yıl siyasetten men cezası aldı. İmran Han ne kadar da Çin'e yanaşsa da Amerika ve İsrail'e karşı tutumuyla, duruşuyla Elhamdülillah dedirtiyordu. Ama şimdi son tahlilde o hapis cezası aldı. E peki Pakistan'ın şimdiki başbakanı Nawaz Sharif nasıl? O da Amerikan tarafından böyle ılımlı. Ama ve lakin Türkiye ile. Pakistan'da kim gelirse gelsin Türkiye ile her daim arası iyidir. İmran Han'ın da arası bizimle iyiydi. Nawaz Sharif'in de arası bizimle iyi. Pakistan'ın Türklere bakış açısı bambaşka. Bu bağlamda Türkiye-Pakistan bir ve beraber adımlarımız, hamlelerimiz devam edecektir. Türk devlet haklı, Pakistan'ın iç siyasetindeki doğan karışıklık, iç sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Ama ve lakin ne diyoruz günün sonunda Pakistan Türkiye devam. Pakistan Türkiye devam dedim ve kız elma Pakistan'da elhamdülillah arkada fotoğrafı görüyorsunuz Pakistan'ın başbakanı Nawaz Şerif İHA'ların siyaların babası Selçuk Bayraktar'ın elinden bir hediye bir maket alıyor ne maketi? Kızıl elma maketi. Pakistan Türkiye ile her alanda işbirliğini güçlendiriyor. Pakistan Türkiye ile Kaan Savaş Jeti Türk Jeti projesine o da ortak olduydu. Can kardeş Azerbaycan'dan sonra ve Pakistan Türkiye ile beraber İHA'lar SİHA'lar noktasında ben de varım diyor. Ankalar, Aksungurlar, Akıncılar, TB2'ler, TB3'ler. Onlardan sonra Kızıl Elma'da, Pakistan'da. Azerbaycan'dan sonra Pakistan'da Kızıl Elma dedi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşlerimize Kızıl Elma maketin şöyle bir kuyruk tarafına yaklaştığımızda ne görüyoruz? Pakistan bayrağı. Kızıl insansız savaş yetini Azerbaycan'dan sonra ilk alacak olan ülke Pakistan böylece ortaya çıkmış oldu. Yarınki Dev Şok kafaların manşeti aynen şu. Damat ülkeyi Pakistan'a sattı. Damat Baykar'ı Pakistan'a sattı. Eh. Devşuk kavalar bildiğiniz gibi. Selçuk bayrakları gördükçe kuduran, çıldıran yurt dışındaki devşuk kavalar yurt dışındaki devşuk kavalar ve küffar. Daşnaklar, sirtakiler onlar bunlar. İstekleri kadar çıldırsınlar deliye dönsünler. O damadın Allah'ına kurban. Devam. Afrika, Kara Kurtlar diyarı, Burkina Faso ve o bir taraftan Kore. <laughs> Kuzey Kore. Füzeren Efendisi Kim Jong Reis. Burkina Faso yıllar sonra ilk kez Kuzey Kore ile diplomatik ilişkiler kurdu sevgili dostlar. Burkina Faso biliyorsunuz darbe ile tekrar başa İbrahim Tuaro gelmişti. İbrahim Tuaro Amerika'yı, Fransa'yı, Avrupa'yı Burkina Faso'dan kovuyor ve diğer kovan Afrika ülke liderlerine destek beyan ediyordu ki en son tahlilde Nijer'e destek verdi, Mali'ye destek verdi. Nijer'de de, Mali'de de, Fransa'ya da, Amerika'ya da, Avrupa'ya da inanılmaz derecede Afrika garagurtların tokadı geliyor. Çok önemli, çok güzel. Diğer bir atışta Amerika'nın karşısında Fransa'nın Avrupa'nın karşısında kim varsa onu destekliyor. Burkina Faso lideri İbrahim Tuarov ve Kuzey Kore füzelerin efendisi Kim Jong reisle diplomatik ilişki kurdu Burkina Faso. Burkina Faso, Kuzey Kore yakınlaşmalar düşmanımın düşmanı dostumdur taktiği İbrahim Tuarov'dan helal olsun. Bu gelişmenin ışığında Amerika, Fransa, Batı, Avrupa bir araya geldiler ve Nijer'e topyekün bir saldırıya hazırlanıyorlar. Nijer biliyorsunuz darbe gerçekleşmişti. Bu darbe ey darbe. Bu darbeyle beraber Fransa tanga tekme yediydi. Mali'de geçtiğimiz yıl darbe olmuştu. Fransa gene tanga olmuştu. Burkina Faso'da darbe olmuştu. Fransa gene tanga olmuştu. Tabi Fransa'nın yanında Batı, Amerika hepsi kovuluyorlar. En çok bu işte ağlayan Çakma Napolyon, Makaron, Teneke Makron ağlıyor da ağlıyor, bağırıyor da bağırıyor. Benim kardeşlerim Afrikalı kardeşlerim. Hırırırır. Fotoğrafları görüyorsunuz böyle ağzı ayrık bakıyor. Fransa, Afrika'daki yaklaşık 10 ülkenin para birimini kendi Merkez Bankası'nda, Fransa Merkez Bankası'nda basıyor ve orada idame ettiriyor ve Afrika'nın altınları Fransa Merkez Bankası'nda tutuluyor. Fransa, Afrika'dan yılda 500 milyar dolar sömürge yapıyor. Parayla, altınla, uranyumla, onunla, bununla, yamyam yam Avrupa, yamyam yam Fransa mağaran daha çok zipleyeceksin. Bizlerin her türlü desteği Nijer'le, Mali'yle, Burkina Faso'yla diğer kara kurtlarla. Yeter ki bu yamyamları kovun. Ve dahi Türkiye, Nijer'le, Mali'yle, Burkina Faso'yla İHA-SİHA yapmıştık. Diğer antlaşmalar yapmıştık. Askeri işbirliği antlaşmaları. Bizler artık bunlara kazan kazan politikası yaklaşıyoruz. Bu ülkelerde darbe ölürse oluyor biz karışmıyoruz. Sıkıntı yok. Biz Türkiye'nin milli çıkarları noktasında Türk milletin alim menfaatleri noktasında onlarla darbeci bile gelse darbecilerle ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Bu çok önemli ince bir ayrıntı. Türk devlet aklı Afrikadayız. Afrika'da kara kurtlarla olmaya devam. Azerbaycan, Karabağ, Hankendi, ayrılıkçılar yürüyüş yapmaya hazırlanıyor. Laçin koridoru bölgesinde biriken Hankendi'de gelen otobüslerle gelen ayrılıkçılar özellikle kadın ve çocuklar, Ermeni kadın ve çocuklar orada Azerbaycan'a karşı bir gösteri yürüyüş yapacaklar. Biliyorsunuz Azerbaycan Laçin koridorunu 3 aydır kapattıydı. Giriş çıkışlar kapalı. Azerbaycan kahraman Türk ordusu orada nöbetini tutmaya devam ediyor. Ve ki ve şunu diyoruz. Ey daşnaklar burası Karabağ kendi de Azerbaycan toprağıdır. Biz ne dersek, Azerbaycan ne derse o olur. Bunu da alışacaksınız diyor Azerbaycan. Ama velakin daşnak kafalılar, ayrılıkçı daşnaklar, Ermeniler orada gösteri eylem yapmaya devam ediyorlar. Ve en son tahlilde Fransa'nın gazlamasıyla, Batı'nın gazlamasıyla sözde Kızıl Haç Yardım Konvoyu Laçın Koridoru'nun girişinde bekletiliyor. Azerbaycan içeriye almıyor. Hayır. Ben onların yardım konvoyu olduğuna inanmıyorum. Onların içinde bir tane faydalı varsa 10 tane faydasız yük vardır. Bana zararı olan yük vardır. Madem Avrupa, Batı, Fransa, Hanken diye yardım gönderecek, önce bana gönderin. Bakıyor, yollayın uçaklarla. Ben onları alırım, incelerim. Ondan sonra ben götürüp teslim ederim. Bu kadar kolay diyor. Ama sen götürüp teslim edemezsin kafana göre. İşte tam da bu anlamda Hankent'te bulunan ayrılıkçı daşnak kafalılar gösteriler yürüyüşler yapacaklar Laçın koridorunda can kardeş Azerbaycan'a karşı. İşi kızıştırırlarsa çünkü işi kızıştırmaya doğru hareket yapacaklar. Eylemler gösteriler daha da büyüyebilir. Bu gösteren daha da büyümesinden sonra her an kızılca kıyamet kopabilir. Azerbaycan onların anladığı dilden konuştuğu tekrardan konuşur. Zengezur'umuzdan defolun gidin Laçın'da bakar canım ama biz ne dersek o olur. Türkiye, Azerbaycan iki devlet bir millet ileri sonuna kadar devam. Helal olsun kardeşlerimize. Kardeşlerimize değil mi? Kardeşlerimize devam ediyorum. Türk dünyası. Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Sevgili dostlar üçlü zirve yapıldı. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan liderleri Akşabat'ta bir araya geldiler. Türkmenistan'ın başkentinde bir araya geldiler. Ve konu gündem çok önemli. Türkiye. Türk dünyası bir ve beraber daha da nasıl gelişme yapılacak ve ki ve Türkmenistan Özbekistan Tacikistan kendi aralarındaki sorunlar Bunların artık tamamen çözülmesi, o bir taraftan su yataklarının beraber değerlendirilmesi, nehirlerin beraber değerlendirilmesi, hani tarımsal arazilere verilecek olan suların idamesinin beraber yapılması, o bir taraftan nakliye, lojistik, yeni bir ticaret koridorunun, ekonomik koridorunun oluşturulması, aralarındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi çok önemli. Helal olsun kardeşlerimiz daha da bir araya geliyor. Tabi bu su problemleri noktasında daha önce biliyorsunuz Tacikistan'ın Kırgızistan'la problemleri yaşanmıştı. Kırgızistan'a saldırı yapan Tacikistan Türkiye'nin araya girmesiyle ve birçok ultimatumdan sonra geri çekilmişti. Türkiye bu noktada Tacikistan ve Kırgızistan arasında ara rolünü üstleniyoruz ve Tacikistan'da da kardeşlerimiz bulunmakta. Onun için Tacikistan da bizim için önemlidir. Tacikistan Kırgızistan kavgasının bir an önce bitmesi için Türkiye bu ara buluculuğunu devam ettiriyor. O sorunlar kökünden inşallah çözülecektir. Ne Rusya'nın kaşıması, ne Çin'in kaşıması, ne Amerika'nın kaşıması Tacikistan, ne de İran'ın kaşıması Tacikistan bunlarla beraber Kırgızistan'a daha da farklı yanaşmayacaktır. Bir sulh ortamı yapılacaktır. Bir uzlaşı masası ortamı oluşturulacaktır. Bu da bunun önemli bir işareti. Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan üçlü zirve. İnşallah diğer diğer zirvelerde hep beraber yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Devam. Ve Türk dünyasının diğer çok önemli ülkesiyle devam ediyorum. Kazakistan. Selam olsun Kazakistan'daki kardeşlerimize. Kazakistan, Rusya'nın tüm sembollerini ve işaretlerini Kazakistan'da kullanılmasını yasaklama yazılanıyor. Elhamdülillah. Ne oluyor ya? Kazakistan Rusların kullandığı birçok sembolü yasaklıyor. Böylece Rusların özellikle Ukrayna'da kullandığı semboller hani şu Z sembolü bilmem V sembolü o bu semboller Kazakistan'da kullanılmayacak. Kazakistan'daki bu Ayrılıkçı Rus kafalılar var ve Kazakistan'da yaşayan Ruslar var, Rus vatandaşları var. Bunların Rusya'nın Ukrayna işgalinde kullandığı o sembolleri kullanarak Kazakistan'a mesaj vermesinin önüne geçiliyor. Ne yapıyorlardı? İkide bir V'yi gösteriyorlar, Z'yi gösteriyorlar. Kazakistan'ı tehdit ediyordu. Kazakistan'daki Rus kafalılar ayrılıkçı Moskov kafalılar. Bak Kazakistan hükümeti akıllı ol. Ukrayna'nın başına gelen senin de başına gelir mesajı vermeye çalışıyordu. Moskovçular. Ulan topunuzun köküne kibri suyu. Kazakistan son 1-1,5 senede birçok defa Rusya ile büyük gerilimler yaşadı. Rusya, Kazakistan hükümeti ve Kazakistan'ı elinden çıkmasın, onun kontrolünden çıkmasın diye tehlikeli adımlar atıyordu. Ve Türkiye, Kazakistan her türlü alanda desteğimiz devam ediyor. Onlarla her alanda işbirliğimiz devam ediyor. Bu Rusya'nın hiç ama hiç hoşuna gitmiyor. Türkler birleştikçe, Türk Birliği bir araya geldikçe Moskov'un çıkarları zora giriyor. Ve bu mesajı veriyordu Kazakistan'da yaşayan Moskov kafalılar, Ayu kafalılar. Bak Kazakistan eğer akıllı olmazsan, eğer Rusya'nın sözünden çıkarsan Ukrayna'nın başına gelen senin de Kazakistan'ın da başına gelir diyordu Rusçular. Gelir gelir he 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 gelir. Nah gelir. Getirirsiniz esas biz getireceğiz size. Türk Birleşik Devletleri hazır daim hazır. Ey Moskov akıllı uslu puslu ol. Artık karşında eski Türkiye yok. Artık karşında eski Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan yok. Artık karşında Türk Birleşik Devletleri var. Ve daha, daha nice nice Turan ordusu daha büyük, çok daha büyük, çok daha güçlü şekilde geliyoruz, ayağa kalktık, şahlanıyoruz Allah'ın izniyle. Ey Moskov ve Moskov'un beslemeleri, ey ayılar, ey Çançinçon, ey Amerika, Joniler. ey Sinsibacak İngilizler, ey Yamyam yam Avrupa, ey kim var yok. Bize düşman kim var yok. Aklınızı başınıza alın. Artık karşınızda güçlü, çok daha güçlü bir Türk Birliği geliyor. Türk Birleşik Devletleri bir cihan devleti geliyor. Kolay mı olacak, kolay olmayacak, zor olacak ama her zorluğun sonunda bir rahmet, bir güzellik vardır Allah'ın izniyle. Onun için bizler doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan şaha kalktık. Tekrardan at, tank, gemi, İHA, SİHA daha neler nelerle koşuyoruz, daha da koşacağız inşallah. Onun için sen ben yok, biz siz yok. Onlar ne kadar bir araya gelse de biz hepimiz onların hepsine karşı yeter artarız bile. Onlar, haçlılar, küffar istediği kadar bir araya gelsin. Hak ile batılın savaşında zafer İslam'ındır. Ey küffar siz hepiniz biz Türk durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kız elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daha iyi muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daha iyi Mücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun